Nazgül selam. Şimdi Doğu Türkistan videosunu tekrar izliyorum. Onun içeriğimizi. Ya haber merkezine bana çok fazla mesaj geldi. Teşekkür mesajı geldi. İçeriğimizi çok beğenmişler. Bir de Kırım üstüne çok soru var. Bir de Kırım'ı anlatsan Nazgül Hanım diyorlar. Bir içerik çıkarırsak çok güzel olur. Onu da hemen yayınlayıp takipçilerimize buluşturmuş oluruz. Bekliyoruz o zaman. Nazif'in de merakını giderebilmek için bu programda Kırım'ı konuşacağız. Doğu Türkistan, Orta Asya, Musul ve Kerkük Türkiye'den uzak düşmüş diyarlar. Peki Kırım? Kırım da bu diyarlardan biri. Ne kadar uzak düşürülmüş olsa da Kırım Tatarları hem dili, hem kültürü, hem de değerleriyle Türkiye ile iç içe. Kırım'ın stratejik konumu da fazlasıyla değerli. Tabii bu değer bölgedeki büyük güçlerin de ilgisini çekti. Ben de Kırım'ın geçmişini, şimdiki durumunu ve önemini 10 başlığa sığdırarak sizlere aktaracağım. Kırım hakkında neler biliyoruz? Rusya'nın her daim bir planı vardı. Sovyetlerden bağımsızlığını ilan eden devletler üzerinde hakimiyetini sürdürmek istiyordu. Tıpkı Azerbaycan'da Dağlık Karabağ, Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya, Moldova'da Transdinester, Ukrayna'da Donetsk ve Kırım merkezli ayrılıkçılık planı gibi. Ukrayna'nın tam bağımsızlık yolunda attığı adımlar Moskova için bir tehditti. Rusya Ukrayna'yı kaybedebilirdi ancak Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım'ı asla kaybedemezdi. Çünkü Kırım, Rusya'nın Karadeniz'e açılan tek kapısıydı. Bundan tam 6 yıl önce, 2014'te Rusya bütün dünyanın göz önünde Kırım'ı işgal etti. Dünya her zamanki gibi bu durumda da sessiz kaldı. Bunun sonucunda maalesef Kırım Türkleri kendi vatanında esir oldu. Tarihte Moskova yokken Kırım vardı. Kırım'da Türk hakimiyeti Hun İmparatoru Atilla zamanından başladı. Kırım bir liman kentiydi. Bu konum ticaret açısından çok önemliydi. Batı ve Doğu arasındaki ticarete ev sahipliği yapması diğer devletlere cazip gelmeye başladı. Tabii bölgenin bu cazibesi Selçuklu sultanlarının da dikkatini çekmeye başardı. Böylece Selçuklu sultanları bölgenin ticaret merkezlerini ele geçirdi. Tam da bu noktadan sonra Kırım'ın Anadolu ile bağları güçlenmeye başladı. 1475'te ise Kırım Hanlığı Osmanlı himayesi altına girdi ve tamı tamına 300 sene Osmanlı bünyesinde yer aldı. Zaman içerisinde Osmanlı'da çıkan iç karışıklıkları fırsat bilen Ruslar Kırım'a saldırı başlattı. Bu saldırı sonucunda ise Osmanlı kuzeydeki topraklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Böylece 1771'de Rus İmparatorluğu Kırım Yarımadası'nı ilk kez işgal etti. Daha sonra Osmanlı'nın tekrar Kırım'da hak iddia etmesinden çekinen Rusya, Kırım Hanlığını ortadan kaldırarak Kırım'ı Rusya'ya bağladı. Ne yazık ki Kırım halkı tarihin en karanlık günlerini Rusya egemenliğinde yaşadı. Rusya'nın pek çok asimile yöntemleri var. Bunlardan biri de milli ve aydın kişileri yok etmek. Tabii bu politikasını Kırım'da da uyguladı. Aydınları yok etti. İnsanların özgür düşünmesini engelledi. Ancak her bir milletin en karanlık günlerinde bile bir kişi ışık gibi doğarak tüm milleti aydınlatmayı başarıyor. Kırım halkının da bu ışığı İsmail Gaspıralı oldu. 1883'te Tercüman gazetesinden Kırım Türklerine sesleniyordu. Onlara uykularından uyanmanın ve birleşmenin vakti geldiğini söylüyordu. Gaspıralı her seferinde sadece Kırımlılara değil, Rusya'daki Müslüman Türkleri de çağrıda bulunuyordu. Hayatının sonuna kadar Ruslaştırılmış aydınlar yerine milli aydınların yetiştirilmesi için çok çaba sarf etti. Söz konusu Kırım'sa Bolşevik ihtilaline de değinmek gerek. Bolşevik ihtilali Rus Çarlığı'nın yıkılmasına sebep oldu. Bu yıkım Çarlık bünyesindeki diğer toplumlar için bir fırsattı. Bu fırsattan Kırım Türkleri de yararlandı. Daha önce gizli yürüttükleri milli hareketleri açıktan yürütmeye başladılar. Böylece Kırımlı Türkler de bir milli devlet kurma hayalini düşlediler. Ne yazık ki Bolşeviklerin Kırım'ı işgal etmesi sonrası
bu hayalleri suya düştü. Bolşeviklerin bölgeye yerleşmesiyle milli düşünen herkese işkence edildi. Baş kaldıran herkesin cesetleri acımasızca Karadeniz'e döküldü. Böylece Kırım zorla Sovyetlerin bir parçası oldu. İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşananlara da bakalım. Dünyayı paylaşamayanlar İkinci Dünya Savaşı'nı da meydana getirmişti. Bu sefer Kırım Nazi Almanyası tarafından işgal edildi ve bu işgal 3 yıl sürdü. Bu süre zarfında Bolşevikler Kırım Türklerinin Almanlarla işbirliği içinde olduğu şüphesine kapılarak 1944 yılında Kırım Türklerini toplu sürgüne gönderdi. Toplam 200 bine yakın Kırımlı çeşitli bölgelere sürgün edildi. Sürgün edilenlerin bir kısmı açlıktan, diğer kısmı ise sürgün sırasında öldürüldü. 1953'te Stalin'in ölümü sonrası Sovyetlerin başına geçen Hruşov, Stalin'in yürütmüş olduğu sert politikalarını kınamış ve yeni dönem başlatmıştı. Böylece 1954'te Hruşov, Kırım'ı Rusya kontrolünden çıkartıp bir diğer Sovyet ülkesi olan Ukrayna'ya bağlamıştı. Bu değişimin ana sebebi ise şuydu: İş gücü sıkıntısı ve zorlu ekonomik koşullar. Artık Kırım resmen Sovyet Ukrayna'sına bağlıydı. 1990'ların başında Sovyetler Birliği yıkıldı. Aslında bu bir milat demek. Çünkü Sovyetler Birliği bünyesinde tam 15 devlet barınıyordu. Bu 15 devlet bir bir bağımsızlığını ilan etti. Bunlardan biri de Ukrayna'ydı. Kırım'da bağımsız Ukrayna'ya bağlı özerk cumhuriyet olarak yeni hayatına başladı. Sovyetlerin dağılmasıyla hakimiyetini kaybetmeye hazmedemeyen Moskova, eski Sovyet coğrafyası ülkeleri üzerinde de etkisini sürdürmekte kararlıydı. Ve Kırım Yarımadası'nda hali hazırda bekleyen Rusya'nın Karadeniz askeri donanması da mevcuttu. Bu donanmanın görevi de Moskova'dan uzaklaştığı takdirde Ukrayna'ya gözdağı vermekti. Rusya'nın bir diğer asimile etme yöntemi de nüfus yerleştirme politikası. Gözdağı vermek isteyen Rusya'nın artık son kurşunu vardı. O da Kırım'da Rus nüfusunu yoğunlaştırmaktı. Yerel halka Rus pasaportu dağıtıldı. Çünkü nerede Rus vatandaşı varsa oraya Rusya'nın müdahale etme hakkı doğacaktı. Böylece Rusya Kırım'da kendine göre meşru zemin hazırlamış oldu. Rusya, Kırım'da uluslararası gözlemcilerin katılmadığı, seçmen listelerinin bile olmadığı sözde referandum yaptı. Referandum sonucu ise tabii ki Rusya lehine çıkmıştı. Kırım'ın her yerinde Ukrayna ve Kırım Tatar bayrağı yakılarak yerine Rus bayrağı asılmıştı. Yıl 2014. Rusya Kırım Yarımadası'nı işgal etti. Kırım Türklerinin yarısı kendi vatanında esir düştü. Yarısı ise Türkiye başta olmak üzere Ukrayna ve Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu arada dünyadaki en büyük Kırım Tatar diasporası ise Türkiye'de bulunuyor. Bir de konuğum var. Ukrayna'da yaşayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Halilova. Gülsüm, hoş geldin. Kırım'da son durum ne? Hoş buldum. Çok sağ olunuz. Kırım Tatarlar özünün pozisyalarına her daim sadık ediler ve sadık kaldılar. Bugün de bugün Kırım Tatarlar Kırım işgalini ve Rusya'ya ait olganını kabul etmeyiler ve etmeyeceklerini de açık bir şekilde aytalar. Anin şu sebepten Rusya'ya bu sözlerini bastırmak için, Kırım Tatarlarının sesini bastırmak için işgalge ve Kırım Tatarlarga karşı represiyalarga devam ede. Bugün de bugün 100'den ziyade, 150'den ziyade de bala şimdi babasız kaldı. Onların babalarını esasız şekilde olmayacak bir de bir davalar sebebinden açıp apishanelerge taşlaylar. Deşetli hukumlarını vermekteler. Adalet eninde sonunda mutlaka yerini tapa ve bu meselede de biz eminimiz Kırım mutlaka azat edilecektir. Evet, Kırım'ın şimdiki durumunu birinci ağızdan da dinlemiş olduk. Dünden bugüne Kırım'ın egemen olması Moskova açısından her zaman en önemli problemlerden biri olmaya devam etti. Kırım aynı zamanda bölgedeki etkisini kaybetmek istemeyen Moskova'nın daha sonra kullanmak üzere yerleştiği mayınlardan biriydi. Rusya bu mayını 2014'te patlattı. Yani Kırım Rusya'nın Karadeniz üzerinden güneye inecek tek kapısı. Daha da açacak olursak
yüzlerce yıldır Rusya'nın sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirmek için en önemli çıkış yolu. Son olarak, hiçbir şey sonsuz değil. Bir gün elbet tüm işgaller, zulümler sona erecek. Kırım Türklerinin acısını, vatanına olan hasretini anlamak adına onların bir şarkısıyla bitirmek istiyorum. Balaçağa vatanım dep köz yaşını döker, kartlarımız elit şeyip dualar eder. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Gazeteye abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.